Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش. Bir ifadede يُفَسِّرُ بَعْضُ الْقُرْآنِ بَعْضًا, yani Kur'an'ın bazısı bazısını tefsir eder. Yani şeyün vahidün hükmündedir. İşte bu eshab-ı fil ne için helak oldu? Yani Fil suresinde veya ne için helak ettik? İlafi Kureyş'in. Kureyş ismi tasgir, tazim içindir. Burada İlafi'nin lamının müteallıkı birkaç tanedir. Birincisi Sure-i Fil'deki fece'alehum kavline müteallıktır. Yani onun devamıdır. İkincisi de lam-ı taaccübdür ki müteallıkı mahsuf ve mukadder olan iyocebu emridir ki Kureyş kavminin ülfetlerine taaccüp ediniz demektir. Buradaki ülfet umumidir. Bu beyt sayesinde ehl-i Kureyş tazim ve muhabbete mazhar olun. Üçüncüsü mabadinde gelecek olan felyabudu emridir ki lam üç yere müteallıktır. Üç yere taalluk eder. Kureyş kabilesine ikram, ülfet, muhabbet, hürmet ve tazim etsinler için Kureyş kelimesi İsmi tasgirdir. İsmi tasgirler iki manaya gelir. Bir, taklil içindir. İki, tazim içindir. Burada ise yalnız tazim içindir. Burada bedelül bald minel kül vardır. İlaf-ı Kureyş'ten bedel ilafihim. Bir sonraki ayetteki ilafihim, onların ülfet ve muhabbetleri nerededir? Rehlete şitai, kış mevsiminde, kış aylarında Yemen'e ticarete giderlerdi ki oraya vardıklarında haram ehli geldi diye ülfet ve muhabbet hasıl olsun için daha ve sayfi yaz günlerinde de Şam'a gidip orada ticaret ederlerdi. Ve oraların halkı da Kabe ehli, haram ehli geldi diye ülfet ve muhabbetlerde bulunurlardı. İşte ehli Kureyş'e ülfet ve muhabbet hasıl olsun için eshab-ı fiili helak ettik. Öyleyse ey ehli Mekke, ey ehli Kureyş ve ey ehli iman, felyabudu, ibadet etsinler ve ibadet ediniz kime? Rabbe hazel beyti, şu beytin yani Kabe'nin muazzamının Rabbine ibadet ediniz ki bu beyt sayesinde size ikram, ülfet ve muhabbet ederler. Buradaki yani felyabudu'daki fe harfi takip içindir. Yani bir nimetin şükrünü eda etmek için tehir ve caiz olmadığına işaret için gelmiştir ki tehir etmek sizin tehir etmeden yani hemen ibadet ediniz manasındadır. Ellezî oldur zât-ı ecelle âlâ ki ed'amehum, onlara itham etti. Yani onları doyurdu.
Yani şu beyte hürmet edenleri doyurdu demektir. Neden doyurdu? Min cü'in, açlıktan kurtardı. Yani beyte hürmet edenleri doyurdu daha. Ve emenehüm, onları, yani o beytin Rabbine ibadet ve o beyti hürmet edenleri emin kıldı. Neden emin kıldı? Min havf, her türlü korkudan, ki maddi ve manevi korkulardan emin kıldı. Maddi korku zahirdeki düşmanlardan, manevi korku da açlıktan kurtardı. Bunlara bizim imanımız olduğu için Cenab-ı Hak biz aciz kullarını da rabıta sayesinde, yani irtibatımız sayesinde zahirdeki düşmanlarımız olan kafirlerden, münafık ve mücrimlerden, batındaki düşmanlarımız olan şeyatin ve nefsi emmaremizden kurtardı. Yani şöyle bir açıklayalım. Hani sürüden kapanı, sürüden ayrılanı kurt kapar misali. Cemaatten, ilimden, irfandan kopan, irtibatı olmayan kişiyi ne yapıyor? Nefis ve şeytan götürüyor. Bu ayeti celile de harfi cerden min lafzı ile inzal buyur. Yani inzal buyurması min kablel vukudan, yani vuku def için olduğundandır. Yani onlara korku ve açlık gelmezden evvel onları her iki korkudan emin kıldı demektir. Cenab-ı Hak sözünde sadık olduğundan onlara açlık gelmeden ed'amehum buyurmuştur. Harfi cerden min kablel vuku def için olup, yani gelmeden def etmek. An ise ba'del vuku raf içindir, ki sonra kaldırmak için, yani istimal olunur. Eğer burada min cu'in yerine an cu'in buyurulsaydı, açlık geldikten sonra onları doyurmuş olurdu. Ayetteki cu ve havf kelimeleri nekre olarak gelmişlerdir ki tenvinleri tazime delalet eder. Böyle olması açlık ve korkunun her ikisinin de ehemmiyetle şiddetine işaret içindir. Evet. Tefsir iki türlüdür. Bir tefsir, bir rivayedir ki bunun hakkında eserler vücuda getirilmiştir. Yani rivayeten, naklen bize ulaşan tefsir, Resulullah Efendimiz'den ulaşan tefsir, tefsir bir rivayedir. Rivayetle nakil ede ede gelmiştir. İkincisi de tefsir bir dirayedir ki bu ilmi öğrenmek, efendim, fünun ilmine aşinalık hasıl etmek, lisanın, bülaga ve fusahanın sözlerini bellemekle olur. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.